İstanbul'da oldu. Parasız. Burada koca yürekli arkadaşınız var. Ben size anlatırım. En iyi içerik buydu. Ben bunu batırsam da içim acımaz dedim. Ya. Bir şey olmaz bu. Ne yapıyor da bu oluyor? Yani ilk defa kuru fırçayla deniz yaptık. Şurada istiyorum, çok istiyorum almayı. 40-45 dakika boyunca sadece skeç yaptık. Canım nasıl ya? Ama biraz verici olsaydı. Yemedim bir türlü diyeceğim. Yani insan çıldırır. Böyle ben dedim ki of çok güzel bir resim oluyor filan. Derslerin neden bedava olduğunu anlamadım. Bu kadar cimrisini görmedim. Yani böyle bir şey istemiyorum. Aman sadece çizimi göstereyim, bilgileri vermeyeyim, benim atölyelerime katılsın diyenler var. Herkese merhaba, Çizvanat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben de bu kanalda sizlerle beraber en sevdiğim sikerleri renklendiriyorum. Bugün de sizlerle beraber ücretsiz ulaşabileceğiniz 5 tane resim kursumu sizlerle paylaşacağım. Koronadan sonra bende bir hastalık peydah oldu efendim. Bu da ücretsiz kurs hastalığı. Bilmem sizde var mıdır? İstanbul'da okuyanlar gerçekten çok fazla şanslı. İstanbul'da yaşayanlar çok fazla şanslı. Gerçekten dağ taşı altın derler ya. Özellikle sanat konusunda, bu seminerler, sempozyumlar konusunda mükemmel derecede şanslısınız arkadaşlar. Ankara kesimi de gerçekten sanata aç bir kesimdir. Bilenler bilir yani. Bir tiyatro yayınlansın devlet tiyatrosunda. Hani böyle afişi falan düşmeye görsün. Gece 12'de biter o biletler. Biz de çok severiz yani. Gerçekten toplumda çok yaygın olması gereken şeyler bunlar aslında. İnsanlar bu konuya çok aç ama bir yandan da bunlar fazla göz önünde bulundurulmadığı için sanki bunlar kimsenin umurunda değilmiş gibi gözüküyor. Bana şu anda kanalımı büyütmem için iki tane şey öneriliyor. Bir, linç ye. Linci neyden yiyeceksem artık bilmiyorum. İkincisi de negatif şeyler. Arkadaşlar yani zaten eminim hepinizin hayatı zordur. Yani şöyle de düşünüyorum. Bir insanın şu ülkede yani çok sağlıklı bir ruhu olsa, çok sağlıklı bir bedeni olsa, maddi durumumuz çok yerinde olsa istediği her şeye ulaşabilir. Eminim ki başka bir sıkıntısı vardır yani. Ben öyle düşünüyorum. Yeterince negatif şeyler var hayatınızda. Twitter'a girip istediğiniz kadar negativite olabilirsiniz. Ama benim kanalımı açtığınızda da yüzünüzün asıldığını ben açıkçası istemiyorum yani. Böyle bir şey istemiyorum. Bana bakınca insanların suratı asılsın, gerisin. Niye isteyeyim yani? Kanalıma o yüzden abone olmayı unutmayın. Onlara sanatın gücünü gösterin. Bu ücretsiz kurs merakı benim şuradan doğdu. Parasız. Şaka şaka. Şöyle arkadaşlar, gerçekten korona döneminde bildiğiniz gibi bütün platformlarda seminerler yapılmaya başlandı, kurslar yapılmaya başlandı, sertifikalı kurslar yapılmaya başlandı. O yüzden vakti olmayanlara çok güzel bir nimet oldu bu. Hala hepimiz çalışıyoruz ama gecenin bir yarısı da mesela o programlara girebiliyoruz. En güzeli o. Yani bundan sonra, koronadan sonra yapılan en güzel iş bence o oldu. İnsanlar istedikleri saatlerde o programlara, o kurslara katılabiliyorlar ve sonra isterlerse sertifikasını alabiliyorlar. İsterlerse de böyle güzel resimleri olabiliyor. Şimdi ben size 5 tane yabancı kursların ücretsiz versiyonlarını anlatacağım. Bunlara nereden ulaşabileceğinizi anlatacağım. İlk bu mesele nereden başladı? Şu durmadan gösterip duruyorum ama çiçek açan badem resmi var Nadia'nın. Bunu Kadınlar Günü'nde özel ücretsiz yaptı ve ben tam o postu gördüm. Son gününde görmüşüm, kaldırıldı. Sonra bir iki hafta sonra Nadia'nın sitesine girdim. Dedim ki ne kadarmış ücretleri bir bakayım. Bu o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam $10 vesaireydi. Sonra bir tıkladım. Free yani ücretsiz kısmı varmış. Bir tıkladım 11 tane, 10-11 tane bana seçenek açıldı. Sonra ben de dedim ki ya bunların ücretsiz versiyonları var. İlla ki bir şey yapmak için ücret mi ödemek lazım? O yüzden bunları yapmaya başladım. Şimdi ilk önce Nadia ile başlayalım. Çünkü Nadia'yı ben çok seviyorum. Büyük ihtimal Nadia hakkında çok konuşacağım. Gerçekten de bu kursları alırken de ben kaç tane kursunu yapmışım? 4 tane kursunu yapmışım. 11 tane kursu var içeride. Ama bazıları Rusça olduğu için çakışıyor. Yani en aşağı görebileceğini sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 tane kursu ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. İngilizce seslendirmesi.
Şimdi Nadia'nın derslerinin güzelliği şu arkadaşlar. Bilmiyorum, bir hikaye var, bilir misiniz? Zengin baba, fakir baba diye. Hasan diyecek ki benden öğrendiğin insanlar. Ben de yeni öğrendim. Bir insan gerçekten bir şeyden daha fazla kazanmak istiyorsa veyahut da bir şeyler kazanmak gerekiyorsa ilk önce cebindekini veyahut da bilgisini verebilmeli. Bu kadar açık yürekli olabilmeli. Nadia gerçekten o konuda anlatacağım 5 kursun en açık olanıydı. En açık seçik biçimiyle. Hiçbir korkusu yoktu kadın. Yani bu insanlar aman benden bu bilgileri öğrenir kaçar gider. Çünkü bunu çok yapan var. YouTube'da bu bilgileri vermeyip aman sadece çizimi göstereyim, bilgileri vermeyeyim, benim atölyelerime katılsın diyenler var. Şimdi ilk önce Nadia ile başlayalım. Nadia'nın ilk hangi resmini yaptım? Nadia'nın ilk bu balıkçı botunu yaptım. Bunu gerçekten çok seviyorum. Bunu satmayacakmışım. Bu arada resimlerimi artık satışa sundum. Nadia'nın dersi şu şekilde oluyor arkadaşlar. Nadia'nın dersi step step gidiyor. Ve kağıt kurulduğunda dersi kestiği için mesela şu resim yarım kaldığı zaman ertesi günde devam edebiliyorsunuz. Ben hiç öyle bir şey yapmadım. Böyle terler aksa da benim ağrısa da devam ettirdim yani. Ama dersler uzun. Bu arada onu söyleyeyim. Dersler çok uzun. 3,5-4 saat. Gerçekten de pür dikkat izlemenizi gerekiyor. Çoğu arkadaş Nadia'nın derslerini ilk önce izleyip daha sonra yapıyor. Haklılar, çünkü Nadia şöyle çalışıyor. Bir anda böyle kafasını esip silip ya da değiştirebiliyor. O da var yani. Nadia'dan yeni öğrendiğim teknikler de var. Nadia'nın en sevdiğim özelliklerinden birisi de renkleri karıştırarak elde ediyor. Yani şöyle bir şey yapmıyor Nadia bu resimleri yaparken. İşte ben de şu renk vardı da bunu karıştırdım. Hiç öyle bir kadın değil. Hepimizin bildiği zaten o ultramarin, burnt'si, yani böyle herkesin elinden düşmeyen renkler var ya. Durmadan 5-6 tane sulu boya tüpü var. Onları da gösteriyor zaten. 2 tane de sulu boya fırçası var. Çok sık kullandı. İkisinden bir tanesi Türkiye'de yok eminim. Çünkü araştırdım, istiyorum. Çok istiyorum almayı. 2 tane de fırçası var. Çok sık onları kullanıyor. Yani hep aynı şeyleri kullanıp duruyor. Bu resmi ben çok farklı kişilerde gördüm ve herkesin arka planı farklı. Gerçekten herkes o kadar farklı yorumlamış ki şu resmini kimse de Nadia'nınkiyle tıpatıp aynı görmedim. Birbirleriyle tıpatıp aynı da görmedim. Videoların detaylar kısmı var en son bölümde. O detaylarda Nadia'nın resimleri gerçekten çok değişiyor. Onu yani yadsınamaz. Gerçekten Nadia'nın bıraktığı o minik minik detaylar çok fazla işinize yarıyor. Diğer bir resim yaptım hemen peşine şuydu. İlk Nadia'nın, bence bu resminden başlayayım. Eğer Nadia'dan bir kurs bakmak istiyorsanız, yani çok basit çünkü vektör tekniğiyle yapabileceğiniz hem de skeç çalışmasını görebileceğiniz bir resim olduğunu düşünüyorum ben. Siz de düşünürsünüz bilmiyorum ama. Bir de Nadia için bence gerçekten tekniklere hakim olmanız lazım arkadaşlar. Yani arkadaşlar daha önce böyle şeyler denemediyseniz ilk Nadia'dan başlamayın. Gözünüz çok korkar ve yapmak istemezsiniz. Kadına bakıp, çünkü Nadia'yı yaparken hep hissettiğim şey şu. Bu kadın ne yapıyor da bu oluyor? Yani bende niye bu olmuyor falan diye durmadan bir kağıda bakıyorum, bir kadına bakıyorum yani. Böyle garip bir şey. Nadia'nın kullandığı malzemelerin etkisi de çok farklı arkadaşlar. Kullandığı fırça zaten bir doku bırakıyor. O yüzden kendinizi suçlamaya başlarsınız. Bence Nadia'yı pat diye başlamayın Nadia'ya. Demek istediğim şey şurada. Ama şunu yapabilirsiniz. Eğer beginner'sanız, hiçbir şey bilmiyorsanız da bunu yapabilirsiniz. Bir diğer resim. Ya bunu yaparken resmen kan ağladım. Şimdi bu benim Nadia'nın sevmediğim resimlerinden biri. Sevmediğim derken arka taraf çok güzel. Arka tarafta şu ağaç yapma teknikleri var ya, onu gösteriyor. Bu ağaç yapmaları çok güzel öğrendim Nadia'dan. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun Nadia'cığım. Arka planı çok güzel yaptık Nadia'yla. Ben dedim ki of çok güzel bir resim oluyor filan. Neyse aşağıya lavanta tarlasına geldik. Bu lavanta tarlasına arkadaşlar işler karıştı. Ve ben o gün çok üzüldüm gerçekten. Çok uğraşmıştık arka tarafa. Arka tarafa çok uzun saatler uğraştık. Ve alt taraf bir anda oldu bitti yani. Alt taraf o kadar sürdü, kısa sürdü ki size anlatamam ve ben böyleyim. Nasıl yani, burada mı bırakıyoruz? Bir tane daha video yok mu falan oldum. Yani alt tarafını daha güzel yapabileceğiniz bir başka video var. Onu önereceğim sizlere. Bence alt tarafı daha güzel olabilirdi. Bu arada ben alt tarafın üstünden bir iki kere daha geçtim. Yani bu en güzel hali. Nadacığım senin yaptığınla bizimki alakası olmuyor bu lavanta tarlasında. Bir sonrakine geçelim.
Çiçek açan badem fotoğrafı. Ben gerçekten bu resmi çok seviyorum. Üzerine 4 saatlik emek verdiğim için olabilir. Çiçeğin sadece skecini yapmak yanlış hatırlamıyorsam 40 dakika sürdü. 40-45 dakika boyunca sadece skeç yaptık. Ya şu arka katman var ya, bir iki kat attığını sanıyorum. Taş çatısı iki kat. Ben buraya kaç kat attığımızı unuttum artık. En sonki düzeyde. Her videoda bir iki kat ata ata ata. Ama gerçekten sonuç muhteşem oldu. Ben beklemiyordum yani. En sonunda yaparken biraz böyle dedim ki acaba bir yere doğru gitmiyor mu bu iş falan dedim ama gerçekten Natya'cığım harikaydı. Natya bence beginner'lara, başlangıç seviyesindekilere uygun bir ressam değil. Ama gerçekten çok güzel bir ressam. Eğer bir şeyler biliyorsanız, eğer beton ve tekniğini biraz oturtturduysanız, biraz elinizde güzel malzemeler varsa ki benim elimde biraz güzel malzeme var. Bunların hepsi kloroformte pamuk kağıda yapıldı. Ve Van Gogh paletle çalışıldı. Yani elimde St. Petersburg White Nights yok. Elimde henüz yeni aldım. Yanımdan söylemeyeyim. Arkes kağıtlar yok. Yapabilirsiniz. Nadia'nın elinden çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Ama eğer yeni başlayan biriyseniz Nadia'da pes edersiniz. Ben size söyleyeyim. Dayanamazsınız yani. 3-4 saat sürüyor videolar arkadaşlar. Yani YouTube'da hızlandırılmış bir saate tahammül edemiyorsunuz. Bunda yani insan çıldırır. Şimdi gelelim Instagram'dan çok sevilen insanlardan bir tanesi. Ben de çok seviyorum. Diğer isim Rabi Rabiye. Rabi Aliyeva. Sanırım Azeri ama Almanya'da yaşıyor. Bilmiyorum. Dillere fazla hakim o kadın. Genellikle gerçi Azerilerin böyle bir huyu oldu. Azerilerin sadece Azerice ve Türkçe bildiğini hiç görmedim. Ya yanlarında Rusça, İngilizce mutlaka biliyorlar. Bir de yanlarında şimdi bu kadın da büyük bir ihtimalle bir Almanla evli. Almanya'da yaşıyor. Almanca biliyor. Şimdi Nadia'nın kurslarında İngilizce seslendirmeler başka birine aitti. Bu da normal. Gerçekten Rusların İngilizce öğrenmesi çok zor. Yani o alfabelerden sonra İngilizceye geri dönmek de çok zordu. Yani anneyi bu konuda şey yapmıyorum. Rabi'den beklemiyordum ama. Şöyle beklemiyordum. Çünkü dersleri Almanca gözüküyordu. Ama İngilizce konuşuyor. Rabi'nin kendi sesi ve gayet de güzel akışkan konuşuyor. Biz Rabi ile beraber bu hangi sunset? Gün batımı resmini yaptık. Rabi'nin sitesi yok arkadaşlar Nadia gibi. Nadia'nın kendi sitesi var. Rabi Art Hostel diye Alman herhalde ressamların beraber iş ürettiği bir platform. Orada resimlerini yayınlıyor. Rabi'nin fiyatları inanılmaz yüksek. 90 euro. Hak ediyor mu dersiniz? Bence hak ediyor. Şimdi o konuda bir şey diyemem. Rabi'nin mesela sadece bir tane reyası vardı. Sokak lambasını gösterdi. Hatta ben de sonra onu deneyip bir reyası atmıştım. Güzel izlendi o da. Hala izleniyor. O orada bile mesela ilk önce tanıtım amaçlı göstermişti. Zaten Rabi'nin bu dersleri gerçekten kendini göstermek amaçlı olduğunu düşünüyorum ben. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Rabi'den rahat rahat hiç korkmadan dersleri yapabilirsiniz. Rabi'nin dersleri gerçekten başlangıç seviyelerine çok uygun dersler. Ama Rabi'nin kusuru da şu, Rabi çok hızlı gidiyor. Yani çok hızlı konuşuyor, çok hızlı yapıyor. Yani ben siz nasılsınız bilmiyorum ama ben bir şeyi izleyip sonra peşine tekrar izleyerek yapamam, dayanamam. Öyle bir sabır eşiğim yok. Sahnesini de yapmak isterim. Rabi de sahnesini de yapmak istediğiniz zaman kaçırıyorsunuz. Rabi sanki hani birisini göstermeyi öğretmiyor da hani yaptığını gösteriyor gibi bir hali var. Ama yapabilirsiniz. Ben beğendim. Burada kendi hatalarım var. Bu biraz bıkmışlık evresinde yapılmış bir resimdi. Rabi'den yapabileceğiniz 3 tane resim var. Onu da söyleyeyim. Birisi Cozy Winter, birisi Landscape, Watercolor Sky. Rabi'de hoşlanmadığım şey şu oldu. Gerçekten hiç verici değilsin abi. Rabi çok yetenekli bir kadın bu arada. Bence şimdi karşılaştırmayın. Benim haddime değil ama Rabi'nin yaptığı şeyler bana daha orijinal geliyor. Nadia'dan. Nadia'yı çok seviyorum. Onun yeri ayrı. Ama Rabi'nin yaptığı şeyler ben şok oluyorum. Genelde siz oluyor musunuz bilmiyorum. Rabi mesela bir reels yayınlıyor. Ben diyorum nasıl yani? Filan oluyorum yayınladıkları reels'lere, yaptığı şeylere. Gerçekten Rabi mükemmel ya. Kadın eleyecek bir şeyim yok. Ama biraz verici olsaydın be. Birazcık bize de koklatsaydın. Şimdi diğer bir önerimi geçersek.
İkisi yataymış. Şimdi sizlerle beraber bir tane pilot formu tanıtmak isterim. Kendimi şey gibi hissettim. Birazdan ihlas süpürge tanıtacağım size, tamam mı? Şimdi şöyle, bu Huzonic Online diye bir site var. Burası St. Petersburg'daki ressamların, güzel sanatlarda okuyan insanların online bir şekilde ders verdikleri bir platform. Bunun YouTube kanalı da var. YouTube kanalındaki videolara da bakabilirsiniz. Instagram'ından tüm o aktiviteleri takip edebilirsiniz. Benim tabii algılar açıldığı için artık ücretsiz resim kurslarına. Artık altları okuyorum arkadaşlar. Altlarını okuyun lütfen postların. O postların altında Rusça yazıyor diye. Genellikle ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu dedim ki bir altını okuyayım dedim. Bir okudum, ücretsiz yazıyor. Ücretsiz mi yazıyor? Koştum hemen girdim online platformuna. Biraz zor üye oldum. Üye olduğumu da anlayamadım falan ama neyse. Belli bir vakte kadar mühlet vermişlerdi. Demişler ki Mayıs'ın bilmem kaçına kadar ücretsiz olun. Bu maratona katılabileceksiniz. Bir haftada izleyebileceksiniz diye. Herkesin bildiği şu olay var. Instagram'dan takip ediyorsanız beni. Ben bunu yaptım. Gün batımındaki yatlar. Zaten bu video için üye olmuştum ben oraya. Onun için almıştım ücretsiz maratonu. Şimdi arkadaşlar bu kırmızı klorofontein kağıdına yapıldı. Ve bir anda kurudu. Bir anda kurudu. Kağıt yani yaparken kurudu. Ben ya şunları görebiliyor musunuz bulutlar falan? Bunu da açık açık göstermek biraz kötü oluyor. Kendim kötü hissediyorum ama. Bulutları görüyor musunuz? Vap diye yapıştı kaldı oraya. Ben kağıdı ıslattığını düşünüyordum yeterince. Fakat onlar şöyle yaptılar. Kağıdı en başında arkasını ıslattılar. Ve sonra döndürüp ön yüzünü ıslattılar. Bu kağıdın arkasını ıslatma tekniği diye geçiyor. Ama ben bunu yapmayı hiç cesaret edemedim şimdiye kadar. Dedim ki elimde arkes kağıt yok. Kesin batırırım falan diye. Ben öyle bir işe kalkışmadım. Gittim sadece alt katmanı sulandırdım. O da tabii ki de kağıt herhalde yeterince nemli olmamış. Yani hatalar silsilesi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Neyse ertesi gün oldu. Ben direkt hırs yaptım. Ben bunu yapmak istiyorum çünkü falan dedim. Bu klorofontein'in kırmızı olan kapaklısı. Yani bu 55-60 civarında olan. Bir de 35-40 civarında olan. Mavi kapaklı bir pamuk kağıdı var. Dedim ki ben bunu batırsam da içim acımaz dedim. Ya bir şey olmaz buna dedim. Modvar kağıt da kullanmak istemiyorum. Çünkü selüloz. Yani ne kadar suyu emer emez bilmiyorum. Bir de selülozda bir tane arkadaş denemişti. Yanlış hatırlamıyorsam bana demişti ki yırtılıyor. Yapmayın falan demişti. Kaldırmıyor demişti. Onun için dedim ki pamuk kağıdın arkasını deneyeyim. Hatta Instagram'da adım adım göstermiştim. Zaten o günden beri bütün pamuk kağıtların arkasını ıslatıyorum. Kendimi ıslatmadan duramıyorum. Şimdi bu gün batımındaki yatların arkasını ıslattık. Arkasını ıslattıktan sonra çok basitleşti her şey. Bu sefer gökyüzündeki hiçbir renk, hiçbir bulut. Bundaki gibi aradaki farka bakar mısınız? Aradaki farka bakar mısınız? Yani çok fark etti. Bunu da öğrendiğim şeyi söyleyeyim size. Bunda kuru fırça tekniğiyle hayatımda ilk defa deniz yaptım arkadaşlar. İlk defa kağıdın arkasını ıslattım. Bir de yetmiyormuş gibi ilk defa kuru fırçayla deniz yaptım. Şu parıltıları görüyor musunuz? O parıltıları şöyle yaptık. Boyayı karıştırdık. Sonra sulandırmadan sadece fırçanın izini bırakacak şekilde boyayı bıraktık. O da böyle sanki parıltı varmış gibi gösterdi. Aşağı tarafı da yalnız öyle boyadık. İşin garibi ben aşağı tarafı artık ıslatırız falan diye beklerken hiç öyle bir şey olmadı. Aşağı tarafı da kuru fırça tekniğini uyguladık. Daha sonra geliyorum bu penceredeki ışık. Penceredeki ışık lavanta tarlasıyla aynı mantıkta. Perspektife göre o aslında tarladaki araların geçişini görmemiz lazım. Ben bunun gökyüzünü yaparken gökyüzünü çok beğendim bu arada. Polar neydi? Kuru fırça tekniğiyle ağaç yaptık arkadaşlar yine. Şimdi maraton 3. resimde dağlardı. Dağlar resmini gökyüzünü çok beğendim. Aşağıdaki yapılan ovayı da çok beğendim. Neyi beğenmedim derseniz dağları beğenmedim. Biz bir takım sanat olarak yine aşağıya reklam. Her hafta etkinlikler düzenliyoruz. Orada da sağ olsun Ayşe Hoca bize katıldı. Ayşe Hoca'yla beraber yaptığımız etkinlikte dağların yapılışını daha çok beğendim. Gerçi yani Ayşe Hoca'yla da yaptığımız şekilde dağları o teknikle yapsaydık eminim daha güzel olurdu. Burada bir kafam karıştı. İlk önce mesela çiziyorsunuz ya dağları. İlk önce şu sarıyı boyuyorsunuz. Ondan sonra şurası bembeyaz ama. Buraya geliyorsun sonra kuruduktan sonra siyah boyuyorsun. Yani bence Ayşe Hoca'da yapılan şey daha iyiydi. Ayşe Hoca ne yapardı yapsaydı? İlk önce mesela şurası mı? Buraya boyayı sürerdi. Sonra fırçayı temizler. Aşağısını böyle o boyayı götürerek
Hani böyle biraz daha dalgalı bir form elde edip dalgalı bir form. Yani biraz daha böyle girintili çıkıntılı gözükürdü. Burada ben kadının yaptığına da baktım bu arada, detaylı inceledim. Bu Hot Zone'daki güzel olay şu, insanların yaptığını da izleyebiliyorsunuz. İnsanlar yaptıklarını da fotoğrafını atabiliyor. Bilmiyorum, ilk iki resim bence daha başarılıydı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bırakın. Diğer bir önerim. Şimdi Ruud Oatlund diye bir beyefendi var. Kendisi uluslararası derecede bir şampiyonluğa da sahipmiş. The Sketch.co. diye. Gerçekten site çok iyi. 14 tane ders var içerisinde. Ve ben bu derslerin neden bedava olduğunu anlamadım. Sen bu dersleri niye bedava yaptın? Ve içerik de kötü değil arkadaşlar. Ben söyleyeyim yani. İçerik bence yeni başlayanlar için en iyi içerik buydu. Gerçekten. En iyi içerik tamamen yeni başladıysanız. Elinize yeni kağıt kalem aldıysanız bence çok iyiydi. Ruud'un tüm videoları. Hepsini izlemedim ama hepsine göz attım. Tamamını izledim. 4-5 tane video var. 14 tane videodan. Sadece tek kötü şey şu. Ders videolarının sırası bir garip olmuş Ruud. Eğer orada başlayacaksanız bence ilk önce renkleri karıştırmadan başlayın arkadaşlar. Daha sonra bir numaraya gidin de aşağıya doğru in derim ben. Ağaç yapmayı gösterdiği Ruud'un. Ve benim çok memnun kaldığım bir dersi. Gökyüzünü boyamak için yaptığımız renklerin vesaire. Küçük bir skeçi hem de renkleri. Şimdi şöyle bir olay var. Ruud yalnız hayatımda ilk defa, fırçam yanımda yok, düz kesikli fırça kullanan bir ressam görüyorum. Bu kadar çok, bir de sulu boya. Adamın sincap kılı bir de, gibi bir derdi yok. Garip bir şekilde yani ben çok şaşırdım. Şu gökyüzünü aldı böyle, dedim ki hani adam yaptığını yapayım. Memnun kaldım mı derseniz. Yani gökyüzünde bir tek şurasından memnun kaldım açıkçası. İyi oldu hani kesikli fırçayla, ama biz burayı kesikli fırçayla değil de dümdüz başka bir fırçayla yapsaydık bence daha iyi olurdu. Yani şimdi bu da diğer bir resmi. Bu da deniz resmi. Ruud'un yapmak istersiniz diye göstermek istedim. Ruud'un bütün resimlerini yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Çok da keyif alırsınız. Vermek konusunda da, bilgiyi verme konusunda da hiçbir çekincesi yok tıkkına diye gibi. Bence Ruud'un kesinlikle denenmeli. Eğer yeni başladıysanız, elinizde fazla malzeme yoksa, skeç yapmak istiyorsanız bence kesinlikle Ruud'u denemelisiniz. Son. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten mimar olarak rahat rahat kendi meslektaşlarımı eleştirebileceğimi düşünüyorum. Şu an David Drezel hakkında konuşacağım. Kendisi de umarım bu videoyu izlemez. Kendisi Sketchlark and Architect diye bir sitenin sahibi. Ben gerçekten o kadar, şu 4 tane kurs gösterdim ya, bu kadar cimrisini görmedim. Ve çok şaşırdım. Ben bu kursu gördüğümde, ücretsiz olduğunu gördüğümde Elif'e mesaj attım direkt, sulu boya sprey'le. Elif dedim, koş, çok güzel bir kurs buldum sana. Kızım üye yaptığıma değmezmiş. Ben anlatırmışım zaten Elif'e. Gerçekten, çünkü şeye bekliyordum hani. Çok içeriği dolu bir şey bekliyordum. Yani çok büyük bir hayal kırıklığıydı. 5 tane video var. Hepsi çok kısa. Şimdi göstereyim neler yaptığımızı. Neler yaptığımızı da değil. Şöyle bir işleyişi var adamın niyeyse. Anlatıyor benim size anlattığım gibi. Böyle anlatıyor 2 dakika. İşte elinizi rahat tutmalısınız. İşte şuradan ışık geldi, buradan gitti bilmem ne. Böyle şeyler anlatıyor. Sonra diyor ki aşağıda en sonunda böyle hızlandırılmış bir video gösteriyor ki o aşağıda denemelisiniz diye bıraktığı PDF'le alakası yok. Yani adam size şunu gösteriyor, şunu yapın diyor. Yani gerçekten neyin kafası bu anlamadım. Herkes mimar değil yani. Herkes komando eğitime alışık değil David Drezicim. Yani biz gerçekten mimarlar olarak yarı komando gibi eğitiliyoruz. Bunu deyince kesinlikle komandoları yani aşağılamak gibi bir mesele değil. Ama yağmurun, karın, tozun, çamurun içerisine çizim yapıyoruz. Gerçekten açım diyemezsiniz. 8 saatlik sınav oluyor arkadaşlar. Tuvalete gidiyorum diyemezsiniz o 8-10 saatlik sınavlarınızla. Yani insanüstü bir çaba göstermeniz lazım. Yani yetmiyormuş gibi bir de psikolojik şiddete de evet hocam siz haklısınız demelisiniz. Çok affedersiniz ama gerçekler bu. Ben bunu saklasam ne olacak? Zaten herkes biliyor. Herkesin bildiği şeyi mi saklayayım size? Hani David Drezil de herkesi herhalde mimar sanıyor. Hani o kültürden geldiğini sanıyor. Bizim bir tane size anımı anlatayım. Yapı bir dersindeydi. Koca içeri girdi. Bize bir tane föy dağıttı. Yani çizmemiz istediği bir kağıt dağıttı. Plan dağıttı. Dedi ki bunun temelini atıp ben geliyorum dedi. David senin yaptığın tam olarak bu olmuş kardeşim. Şimdi size yaptığım şu 2 sayfayı göstereyim.
Tüm kurstan bunu yapıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz dedim. Kendisi bunu yapılışını öğretmiyor bu arada. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Aşağıya koymuş diyor ki denemek isterseniz çizimler bunlar. E denemek istersen ben çizimler zaten Instagram'da da var. Değil mi? O yüzden David Rezin'in bence boş yere üye olmayınmışlar. Gerçekten meslektaşım adına ben utandım. Ben size anlatırım. Eğer David'in bir çizimini merak ediyorsanız burada koca yürekli arkadaşınız var. Ben size anlatırım. Hatta isterseniz bir takım sanat olarak da öyle bir etkinlik de düzenleyebiliriz. Hiç gerek yok. Gidip de üye olmayın. Bir de durmadan mail atıyor bana. Dedim utanmadan bir de mail mi atıyorum ben? En sonunda da patladım ya. Ben bugün biraz gergin. Bugün biraz akademiye ve mimarlığa karşı çok gerginim, çok doluyum yani. Dokuzunsanız şu an. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bu resimleri paylaştım. Bunların ayrıntılı halini görmek için de lütfen Instagram'ıma gidip bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videonun sonuna yorum yapmayı unutmayın.